2023 yılının son günlerinden Patong'dan herkese selamlar arkadaşlar. Patong'dayız, Banzan'dayız. Kahvaltı yapacağız. Tayland'da kahvaltı nasıl? Nasıl kahvaltı yapabiliriz? Ya da Tayland'da nasıl kahvaltı yapar? Bunları size göstermeye çalışacağım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım Tayland'da kahvaltı nasıl oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar bizim bildiğimiz gibi kahvaltı zeytin, peynir, ekmek, yumurta, tost, most, menemen falan değil. Taylandlılar uyandıklarında buraya gelip böyle tezgahlardan kahvaltı yapıyorlar. Neler neler yiyorlar hadi bakalım. Hello. Sawadikap. Breakfast also ya. Evet, erişteler var. Soya filizleri burada poşetlere koyuyorlar arkadaşlar. Kahvaltılarını böyle yapıyorlar. Aman aman aman. Aman aman aman. Sosisler, domuz sosisleri burada pişiyor. Abla da mangal ateşinde yapıyor. Farklı farklı ızgarada arkadaşlar ürünler var. Taylandlılar kahvaltıda. Hello. Sawadikap. Sawadimai. Good. This is breakfast, yeah? Evet arkadaşlar, böyle kaynayan yağ var, bir yandan da su var. Burada kahvaltı yapıyor. Ablam da kahvaltı için sıraya girmiş. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar kahvaltıda. It's breakfast ya. Yeah? Breakfast? Soup. Soup. Evet arkadaşlar, burada gösterdi tezgaha, bak dedi. Barbecue pork diyor. Pilavlı diyor, barbekü yapılmış domuzlar diyor, çıtır çıtır pişiyor diyor, tom yum var diyor, noodles var diyor, yok yok diyor, gel diyor, burada serpme kahvaltı burada diyor. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ablam harmanlıyor. Sade sarımsaklardan da koydu. Hazır. Tom yum. Tom yum. Breakfast. Yes. Evet arkadaşlar. Pork. You eat pork, man? Pork. Yeah, pork. Oh, you like pork? I eat pork. No, I don't eat. I'm Muslim. Yeah. No problem. Sorry. No problem. Evet arkadaşlar, aldı yakışıklı burada, kahvaltısı burada. Bana domuz sütler ama yemiyorum dedim. Çok heyecanlı. Karnı acıkmış bu gencin. Aroy. Aroy. Thank you very much. Thank you. Evet, kahvaltı bitmedi arkadaşlar. Kahvaltı sırası burada. Taylandlı kızlar da geçmişler. İşlerine gitmeden önce kahvaltıyı buradan alacaklar. İşlerine devam edecekler. Kahvaltıda neler neler var? Hemen bakalım. Of of. Arkadaşlar burada rızgaralar. Aman aman aman. Aman aman. Balıklar var burada. Karidesler var. Kalamarlar var. Her şey pişiyor burada. Mangalda yanıyor, sıcaklığı yüzüme kadar geliyor. Evet, hazır. Burada kurumuş balıklar. Poşetin içinde yumurtalar var. Değişik değişik böyle biberler, acılar. Arkadaşlar bunlardan çok görürsünüz Tayland'da. Taylandlar ellerine böyle alıyorlar. Şu an ablanın hazırladığı gibi kahvaltıyı bu şekilde yapıyorlar. Sawadika. Thank you very much. Welcome. This is breakfast, yeah? Popka. Popka. Yeah. What is inside? What? What is inside? Hey, Hawaiian. I don't know. Ya, okay. Arkadaşlar neler neler var içinde? Pork. Çorba. Pork. Yeah. Bu domuzda olanmış. Yeah. Same. You from? Where are you from? China. You're from China. Yeah. You know China people breakfast like eat like this? Yes. Yeah. Noodle, fish. Your breakfast, yeah? Yeah. You come holiday Thailand? Holiday? Huh? Holiday? You come holiday? Holiday. Holiday. You know. Holiday?
Yes. Oh. Have a nice holiday. Hmm? Have a nice good time. have a nice holiday. Okay. Thank you. Niha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Evet arkadaşlar, Tayland'da kahvaltı burada. Çin'den gelmişler. Tayland'da kahvaltı için özel gelmişler buraya. Tatildeler. İngilizce de zaten yok. Translate'de anlaşmaya çalıştık. Abla turşunun suyunu döktü. Aman. Hello, sawadikap. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Kahvaltı ürünleri burada. Balıklar yine burada mangalda pişiyor. Balık var, domuz var, kelle paça. Çorbalar yukarıda. Ondan sonra da buradan da meyve alabilirsiniz. Hello. Arkadaşlar şu yakından göstereyim size. Hazırlanmış burada. Poşetleri konulmuş. Sebzeler, acılar. Taylandlar acıyı seviyorlar. Bildiğiniz gibi Tayland'da zeytin, peynir yok arkadaşlar. Taylandlar kahvaltısı böyle. Evet. Tamam, peki anladık. Taylandların kahvaltısı böyle. Farklı kültür. Çocukluktan beri yetişiyorlar, kahvaltılarını öyle yapıyorlar. Bizim gibi bal, reçel, tereyağı yok onlarda. Peki biz Tayland'dayız. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Nasıl bir kahvaltı seçenekleri var? Tabii ki burada çok Türk restoranları da var. Siz gelip burada tatlı kahvaltı yapacak yerler bulursunuz. Çayınızla beraber Türk kahvaltısını yaparsınız. Peki fazla vaktiniz yok. Alternatifler neler? Neler yapabilirsiniz? Kahvaltıyı nasıl geçiştirebilirsiniz? Fazla vaktiniz yok. Hadi bakalım seçenekleri göstereyim size. Evet, fazla vaktiniz yok. Plaja gideceksiniz ya da arkadaşınızla buluşacaksınız. Ya da çok erken kalktınız. Tura gideceksiniz ama kahvaltı için bir şeyler atıştıracaksınız. Bunlardan bir seçenek Bixi arkadaşlar. Evet, Patong'da John Seylo'nun yanında hemen Bixi var. Size etrafı size şöyle göstereyim. Zaten buraya gelenler bilirler. Patong'da John Seylo AVM'sini, hemen içinde Bixi var arkadaşlar. Bixi'de ne seçenekler var? Sabadika. Kahvaltı olarak ne seçenekler var? Size hemen göstereceğim. Zengin unlu mamuller burada arkadaşlar. Alternatif çok. Burası büyük bir alışveriş merkezi Bixi. Üst katta da kıyafetler, elektronik eşyalar, buzdolapları, her şey var. Kırtasiye ürünlerine kadar her şey var yukarıda. Büyük bir alışveriş merkezi. Yılbaşı öncesi hazırlıklar devam ediyor. Ortalık çok karışık, çok kalabalık. Evet, zengin unlu mamuller var dedim burada. Ekmeklerinden tutun, hemen size şöyle göstermeye çalışayım. Farklı farklı ekmekler, kekler, tatlılar, pastalar, her şey burada arkadaşlar. Evet, unlu mamuller, farklı farklı fıstıklar, brownie'ler, börekler, çörekler diyeceğim ama çoğunda da arkadaşlar sosislere dikkat edin. Eğer böyle sosisler varsa Tayland'da %90 domuz sosisidir. Tavuk sosisi helal olan yerlerde bulabilirsiniz. Her yerde bulamazsınız. Ona dikkat edersiniz. Evet. Bunlar bademli, tatlı. Kruvasanlar var burada. Konfleksler, granolalar, her şey burada mevcut. Tost ekmekleri. Atıştırmalık kurabiyeler. Evet arkadaşlar, aç kalmazsınız. Bunu bir kahve alırsınız. En kötü ihtimal 7-Eleven'dan kahveyle bunlardan götürebilirsiniz. Evet, şöyle kekler, büyük kekler, 79 bahta, çikolatalı var, bademli var, fıstıklı var, hepsinden bulabilirsiniz.
gelmişken biz de bir şeyler alalım. Hem size buradaki fiyatları göstermiş olurum. Kahvaltı, kahvaltı, kahvaltı. Neden gidelim? Evet arkadaşlar, şundan çayla beraber gömebiliriz. 25 baht tanesi. Bir tane bundan yapıştıralım arkadaşlar. Bir tane de donut alalım buradan. Çikolatalı mı? Pembe mi? Kırmızı mı? Bir tane de yapıştırdık. Bu da 15 baht. Evet, iki tane böyle aldım arkadaşlar. Farklı seçenekler de var. Ben bunları seçtim arkadaşlar. Evet, burada hemen fiyatını, etiketini yapıştıracaklar. Kasada gideceğiz, ödeyeceğiz arkadaşlar. Thank you very much. Evet arkadaşlar, 40 bahta bunları aldık. Bir tane çayla ya da kahveyle kahvaltımızı geçiştireceğiz böyle. Tabii ki daha seçenekler bitmedi. Bir de size 7-Eleven'larda alternatifleri göstereceğim size. Bixi'de aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Daha önceki videolarımda Bixi ile ilgili, alışverişle ilgili videom var. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Her şey var burada. Evet, 2023 son zamanı, son yılı dedik. Süslenmeler başlamış. Hello, assalamualaikum. Yılbaşı süsleri başlamış. Herkes yılbaşına hazırlık yapıyor. Tayland'da, Patong'da. Evet, 40 baht arkadaşlar, 40 baht, 50 bahtı verdik. Birazdan yolumda devam edeceğiz. Size bir de 7-Eleven'ları göstereceğim. Thank you very much, kapım kap. Bye. Evet, 7-Eleven'ları göstereceğim dedim. Oradaki seçenekleri size göstereceğim. 7-Eleven'lar burada hayat kurtarıyor denilebilir. Aradığınız her şey var. Çayından deterjanına kadar güzel bir sistem kurmuşlar. Tayland'da her yerde 7-Eleven Family Market ya da Tops olarak bulabilirsiniz bu marketleri. Hepsinin genelde çalışma saatleri 24 saat olarak hizmet veriyorlar. Evet, önümüze ilk gelen 7-Eleven'da durduk. Bakalım kahvaltı için ne seçenekler var 7-Eleven'da. Evet, 7-Eleven'lar hayat kurtarıyor demiştik. Çok kalabalık. Evet, yılbaşı süsleri de burada. Birkaç gün kaldı arkadaşlar 2024 yılına girmeye. Aralık ayındayız. Evet, hemen böyle açık bir dolaba geldik. Eğer 7-Eleven'lara gelirseniz işte malzeme burada arkadaşlar. Peyniri, tost. Bunu bu şekilde soğuk olarak alıyorsunuz. İçeride tost makinesinde ısıtıyorlar, pişiriyorlar ve size veriyorlar. Ama buraya geldiğinizde dikkat edin. İçinde mesela peyniri, tost, helal yazıyor arkadaşlar burada. Helal olmayan ürünler de var. Genelde domuz ürünü çok oluyor bunlarda. Sosislerde, yani tavuk sosis falan bulamazsınız. Genelde hepsi domuzlu oluyor. Evet, burada da burgerler de var. Bunları da pişiriyorlar. Bir şekilde karnınızı doyuruyorsunuz. 7-Eleven'larda böyle ufak kekler de var. Bunlardan da alabilirsiniz. Onun haricinde noodle'lar, kahvaltı için bakalım başka ne seçenekler var. Evet, böyle kekler, bu tarzda böyle kekler de alabilirsiniz.
kahvaltınızı o şekilde geçiştirebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir sistem var 7-Eleven'larda. Hani kahve isterseniz, tost isterseniz hemen burada ısıtıyorlar, size veriyorlar. Evet. Evet, Tayland'a geldiniz. İlk sabahı ne yapacaksınız diye panik yapmazsınız en azından. Kahvaltıyı 7-Eleven'larda ya da Bix'de geçirebilirsiniz. Tabii ben o Taylandların kahvaltısını yapamam arkadaşlar. Sabah sabah uyandığımda onları bırakın yemek koklamak bile beni benden alır ama hiç katlanamam. O yüzden de 7-Eleven'lardan ya da Bixi'den rahatlıkla kahvaltı yapabilirsiniz. Dediğim gibi zaten Türk restoranları da var. Tayland'da, Phuket'te aç kalmazsınız. Evet, buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Umarım faydam olmuştur. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Sağlıcakla, mutlu, huzurlu kalın arkadaşlar. Like a whisper from the sea, and a little